Yani Türkiye'ye gidiş geliş imkansız tabii ki. Yani Dominik'ten çıkmamız da şu anda mümkün gözükmüyor. Ama dünyanın zor yaşadığı bir dönemdeyiz. Zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. O yüzden yani açıkçası şükrediyoruz. Yani bana soruyorsanız çok şanslı bir durumdayız. Bu zorluklara rağmen biz en azından burada üretim yapabiliyoruz. İşimizi yapabiliyoruz. Onun dışında valla ekiple de çalışan kardeşlerimle bu kadar uzun süre birlikte olamamıştım. Bizim için böyle ne bileyim bir kenetlenme dönemi oldu diyebilirim. Onun dışında benim yani oyunlara karşı merakımı zaten biliyorsunuz. Evet. Burada acil bir futbol ligi kurdum hemen. Şu anda kendi aramızda bir lig düzenledik. Hani futbol olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz. Bizim olduğumuz yerin en azından bu kötü hastalıktan uzakta olması ve kapalı olması en büyük avantajımız. Dışarıdan içeriye giriş yok, içeriden dışarıya çıkış yok. Belli bir alandayız. Burada böyle bir kendi dünyamızı kurduk diyebilirim. Yani aslında siz daha geniş bir metrekarede kendi izolasyonunuzu yaptınız yani. Kesinlikle öyle işte. O bizim de şansımız aslında. Yani bunu 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Aslında 1 yıl önce hayata geçirdim tam olarak. Yani dedik ki bu kadar büyük prodüksiyon yaparken kapalı alan olsun, sadece biz olalım dedik. O döneme geçtik. İşte 1 yıl sonra da böyle bir belayla buluştu dünya. O da yani eski yerimizde olsaydık, Dominik'te eski yerimiz halkın içindeydi. Şu anda çekim bile yapamazdık. Doğru. Ama şu anda işte dediğim gibi şu arkaya doğru gördüğünüz bütün alan bizim yani kullanım alanımız. Ve buradan 10 kilometre gidiyor o alan. O yüzden avantajlıyız tabii. Acun Bey, bir kızıma torpil geçeceğim. Onun sorusunu soracağım. Dün akşam beni tembihledi. Bu nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Şimdi bazı sahnelerde çok fazla rüzgar oluyor. Ağaçların yaprakları falan çok fazla. Mesela şu anda da bakıyorum. Çok rüzgarlı değil galiba ama yine hafif bir rüzgar var. Evet. Soğuk değil, değil mi ama? Orta. Ya da zaman zaman soğuk oluyor mu? Yani şöyle, buranın soğuğunu Teşmen'in yazı gibi düşünün yani. 32 derece gündüz, akşamları işte 20-19 oluyor. Yani Çok idealmiş. Ben hakikaten çok o ideal buldum ya. ona tatlı bir serinlik diyebiliriz aslında. Yani o açıdan yani soğuk desek taş oluruz. Normal gündüzleri gayet sıcak. Akşamları da tabii ki yani tatlı serinlikler diyelim. Ben birkaç şey sormak istiyorum Buyurun. Mehmet yakalamışken. Buyurun. Nasıl görüyorsun Mehmet? Eyvah. Sence ne olacak sezon? Sezon sence ne olacak? İlk sorum bu yani. Ne görüyorsun sen oradan? Ben bitirileceğini düşünüyorum. Yani Ağustos, Eylül de olsa sezonun bitirileceğini düşünüyorum. Aksi hakkaniyetli olmaz. Yani şu anda tescil edilmesi de yok sayılması da sezonun. Çünkü iki tez var. Şu andaki haliyle tescil edilsin ya da hiç oynanmamış sayılsın diye iki tane tez var. Bence Ağustos, Eylül oynanır. Sonra önümüzdeki sezon daha kısa tutulur gibi geliyor bana. Ya ben kendi açımdan bir matematik yaptım aslında. Hani bu fikstürü organizasyonlara karşı merakım olduğu için hani bu konuda bir kafa yordum. Yani açıkçası benim açımdan şu mantıklı geliyor. Ağustos'un biraz erkeninde ligi başlatmak. Ondan sonra hiç fazla da yormadan yani böyle aşırı sıkıştırmaya da gerek yok. Eylül'ün 20'sine kadar orada bir milli takım arası olurdu eskiden. Oralarda ligi bitirmek. Ondan sonra 15 gün bir ara. Belki milli maç arası gibi bir ara o zaman. Ondan sonra yeni sezonun başlaması. Yani Türkiye bu konuda şöyle şanslı. Bizde zaten 3 günde bir maç olmuyor. O açıdan o açıda kapanabilir devre arasında kaldırırsak diye düşünüyorum. Katılıyorum. Aynı kanaatteyim. Sadece burada şu sorun ortaya çıkabilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi nasıl oynanacak? O da gelecek sezon için bir seferlik olmak üzere elemeli, grupsuz elemeli oynanabilir. Böylece fikstüre sıkışır. Sorun olmaz yani. Sorun olmaz. Oradaki sana uyanıklığı söyleyeyim hemen. Ben UEFA'nın kafasının tamamen paraya çalıştığı için hani orada azalmalardan kaçmaya çalışabilir arkadaşlar. Normal şartlarda ne olacak ki? Ekim'de başlat. Ön elemeleri azalt. Ekim'de başlat. Tabii. Ya da bir seferlik şu bile olsa ne olacak mesela? Yapma abi grup. Yani grup yapmadan eleme Tabii usulüne tabii. döndürsen zaten Kasım'da da başlayabilirsin. Aslında ama Aynı kanattayım. oralarda dönen hesapları tahmin edebiliyorum ben. Aman maç sayısını azaltmayalım, az para kazanmayalım diye kafada bir şeyler dönecek diye düşünüyorum yani.